Benim ismim Rahmi Gençer. 1961 doğumluyum. Ayvalık'ta doğdum, Ayvalık'ta yaşıyorum. Ayvalık Belediye Başkanıyım. Evet, tabii Ayvalık Belediyesi Başkanı olduğum 2014 yılından beri Ayvalık'ta yaptığım hizmetler. Öncelikle yollarda çok büyük sorunumuz vardı. Özellikle mahalle arası yollar, semt yollarında. Oralarda çok büyük çalışmalar yaptık. Yaklaşık şu ana kadar 300 bin metrekare yol, kilit taş. Onun üzerine de 26 kilometre de asfalt yol yaptık. Ama biz daha çok sosyal hizmetlerle ilgili çok yol aldık. Evde bakım hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Haftada yaklaşık 100 yaşlımıza, büyüğümüze evlerinde hizmet veriyoruz. Onların her türlü sosyal hizmetlerini, onların her türlü kişisel bakımlarını, sağlıkla da ilgili sorunları varsa işte hastaneye götürmek, randevu almak gibi onları evlerinde bakıyoruz. Yine gençlerimizle ilgili çok projelerimiz var. Çocuklarımızla ilgili var. Çocuklarımızla ilgili zeytin çekirdekleri projesi yaptık. Bu zeytin çekirdekleri okul haricindeki zamanlarında çocuklarımıza sanat ve kültür eğitimi vermek. Bunun içinde tiyatro var, bunun içinde müzik var, bunun içinde spor var. Bunun içinde sanatın her dalından eğitim veriyoruz. Yaklaşık 700 tane her semtimizden, kırsal kesimdeki mahalleler de olmak üzere kesimden çocuğumuzla böyle bir sosyal gelişim projesi hazırladık. Çok da iyi gidiyor. Bence Türkiye'de çok yerde örnek olacak bir proje. Bu projeyle de gurur duyuyoruz. Sosyal hizmet binamızı yapıyoruz şimdi. Sosyal hizmet binamızda engelli kardeşlerimize, büyüklerimize, yaşlılarımıza bakım evini yeniliyoruz. Yepyeni bina yapıyoruz sıfırdan. Bu binayla da aynı zamanda kadın danışma evimiz de olacak. Orada kadınlarımıza da yönelik faaliyetlerimiz olacak. Hepsini bir çatı altında toplayacağız. Yeni, güzel, bugüne uygun mimarisine ve modern bir bina yapacağız. Evet, hizmetlerimiz tabii çok alanda var. Sahil bantlarında birçok yürüyüş alanı, birçok gezinti alanı, rekreasyon alanı yaptık. Bunlara devam ediyoruz. Altınova'da yaptık, Cunda'da yaptık. Aynı zamanda Sarımsaklı'da bir Cumhuriyet Kültür Merkezi yaptık. Gayet hem konferanslar için, hem düğünler için, hem de paneller, çalıştaylar için hazır her şeyle bir kültür merkezi yaptık. Çalışmalarımız bu konuda devam ediyor. Ayvalık'ı bir de UNESCO yolunda bir yolculuğa çıkardık. UNESCO ile Ayvalık'ı bir buluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili çok çalışmalarımız var. Onları da ileriki günlerde görülecek diyorum. Tabii 28 Kasım günü bir felaket yaşadık Ayvalık'ta. Yaklaşık 30 saat içinde 272 kilo metrekareye yağmur yağdı ve tabii çok ciddi büyük bir rakamdı bu. Bu rakam kayıtlı tarihte böyle 30 saat içinde yağan bir yağmur yok ki bunun 215 kilosu yaklaşık 12 saat içinde yağdı ve çok ciddi hasar verdi Ayvalık'a. Çok hayvanımız telef oldu. Bunlar için de bakanlığa müracaat edildi. Aynı şekilde esnaflarımızın, ticaretle uğraşan fabrika sahiplerinin, aynı şekilde evlerin çok büyük hasarları oldu, konut hasarları oldu. Bunlarla ilgili de tutanaklarımızı AFAD'a bildirdik. Yardım bekliyoruz. Ancak devletin eliyle bunları karşılayabiliriz. Ayvalık'ın AFAD bölgesi ilan edilmesi lazım ya da AFAD'dan çok ciddi destekler gelmesi lazım. Sadece bize topladığımız müracaat 500 vatandaşımızın maddi kayıplarıyla ilgili dosya hazırladık. Bu dosyaları sunduk. Belediyemizin de çok ciddi hasarları var. Onları şimdi tedavi ediyoruz. Onlarla ilgili büyük bir çalışmaya girdik. Yollar, işte bentler, duvarlar aynı şekilde çok büyük hasarlar oldu Ayvalık'ta. Bunları da tedavi etmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımız Ayvalık için hedeflerimiz bitmez. Yeni bir hizmet binası gerekiyor Ayvalık'a. Bugüne kadar Ayvalık'ta maalesef bir hizmet binası yapılamamış. Bu konuda projelerimizi hazırladık. Onu da inşallah kalan süremiz içinde, 2,5 yıla yakın bir süre içinde bunları da Ayvalık'a hizmetine, Ayvalık'a sunacağız. Aynı şekilde yine kırlangıç fabrikamız var Ayvalık'ta. O fabrikanın bir dönüşümünü sağlıyoruz. Sosyal bir hayata, sosyal bir merkez olarak içinde müzelerin olduğu, otellerin olduğu, alışveriş yapılabilecek yerlerin olduğu, sanat galerilerinin olabileceği, halkın günlük hayatını rahatlıkla geçirebileceği kafelerin olduğu, kahvelerin olduğu güzel bir alan, çocuklarını gezdirebilecekleri bir alanı inşallah Ayvalık'a kazandıracağız. Onu da hedefimiz 2018 yazına hazır etmek.
Bu konudaki bütün çalışmalarımız bitti. İnşallah onu da Ayvalık halkına güzel bir örnek olarak, fabrikanın özelliğini de bozmadan, binaların şeklini bozmadan, yani öyle Ayvalık'ın yapısına uygun bir şekilde bir sosyal merkez olarak da onu da Ayvalık'a kazandıracağız. Evet, biz sosyal belediyecilik anlayışıyla Ayvalık'ta bir kere gelen insanları kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Bizim çok çeşitli kültür etkinliklerimiz var. Kimisi bir hafta sürüyor, kimisi 2-3 gün sürüyor. Bunları Ayvalık'taki diğer sivil toplum örgütleriyle, diğer sanat kurumlarıyla, vakıflarla beraber yapıyoruz. O yüzden Ayvalık'ta sanat ve kültür çok önde. Hep öyleydi ve daha da artarak devam ediyor. Çünkü Ayvalık'a çok sanatçı yerleşiyor. Ayvalık'ı sanatçılar besliyor. Ayvalık da sanatçıları besliyor. Her zaman bu böyledir. O yüzden Ayvalık sanat kültür açısından çok önemli. Bizim kültür günlerimiz var. 13 yıldır yapılıyor. Ayvalık'ta. Onun haricinde buradaki diğer sivil toplum örgütlerinde çok sanatsal etkinlikleri var. Ama ancak Ayvalık sadece 4 aya sınırlı bir kent değil. Ayvalık 12 ay yaşanabilir bir kent. Özellikle bahar ayları, sonbahar ve ilkbahar ayları müthiş olur. Özellikle Ayvalık'ın. Kış ayı da çok güzeldir. Ayvalık çünkü kültür şehri ve kültürünü yaşatan, devam eden, bir başka yere benzemeyen ya da kendini benzettirmeyen bir kent Ayvalık. Kendi özelliğini, kendi kültürünü, bunu yemeğinde de, bunu yaşam biçiminde de, bunu hayat tarzında da her zaman devam ettiren bir kent Ayvalık. Onun için Ayvalık diğer yerlere benzemiyor diyoruz. Kendine öz farklı bir kent. İnşallah da benzemez diyoruz. Kendi özelliğini kaybetmez. Bu şekilde Ayvalık özelliğiyle devam eder.